haberi yanlış okumadınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada 2018 ve 2021 yılları arasında toplamda 19.630 gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiği açıklandı. Toplamda 30.358 adet taşınmaz aldılar ve bu taşınmazların arasında 1.218 arsa veya tarla, 29.140 ev, konut bulunmakta. Peki arkadaşlar, şimdi bir gayrimenkul değerlendirme firmasının web sitesine girdim ve sorularla TC vatandaşlığı için gayrimenkul satın alımı ve gayrimenkul değerlendirmesi sorular var. Herhangi bir reklam değil bu. Sadece şuradaki soruları okuyacağız ve bilinçleneceğiz. Diyor ki şurada, daha önceden 1 milyon TL yatırım yapması gereken kişiler, pardon, 1 milyon dolar yatırım yapması gereken kişiler, şimdi 250 bin dolar yatırım yapsa da yeter diyor, düşürülmüştür diyor. Yeterlidir diyor. Her şey onlar için yeterlidir. Yeter ki yapsınlar. Diyor ki arkadaşlar, Türk vatandaşlığı için gayrimenkul alım, satım asgari şartları nelerdir? 250 bin dolar değerindeki bir gayrimenkul satın almak yeterlidir. Başvuruları talebe konulur. Pardon, talepleri başvuruya işleme konulur diyor. Ve diyor ki arkadaşlar, 250 bin dolar değerinde farklı farklı arsalar, farklı farklı evler alsak olur mu diyor. Mesela örnek vereyim. Adam gelse dese ki, İstanbul'da 250 bin dolara bir tane arsa alacağıma gideyim Anadolu'dan bir yerden alayım. Örnek veriyorum, Kastamonu'dan gideyim 250 bin dolar değerinde 10 tane arsa alayım dese, bunu da yapabilir. Ya da gider Kastamonu'dan bir tane alır, Kütahya'dan bir tane alır, Antalya'dan bir tane alır, 250 bin doları tamamlar. Anadolu'nun her yerinden, Türkiye'mizin her yerinden birer tane arsa alabilir, ev alabilir ve yine başvurusu kabul olur diyor. Başka ne var bakalım? Her türlü değeri en az 250 bin dolar olan gayrimenkul satın alınması uygun mudur diyor. Evet, uygundur. Ticari de olabilir diyor. Normal adam gelir yerleşebilir de diyor. Bu bizi bağlamaz diyor. Burada herhangi bir aracı kullanmadan kendi başvurularını da yapabilir diyor. Evet. Adamlar her türlü alış yaptıklarında bizim vatandaşlarımıza geçebiliyorlar. Yani şu an 20 bin, yaklaşık 20 bin vatandaş, ki bu haber çıkalı zaten bir sürü kişi olmuştur. 20 bin diyelim. 20 bin kişi birkaç yıl sonra olacak 100 bin kişi ve bu hiç hoş bir davranış değil ve bunlar aileleriyle geliyorlar. Tek bir kişi olarak da gelmiyorlar. Yani bir kişi dört kişi getirdiğini varsayarsak ve özellikle Arap ülkelerinden geliyorlar. Özellikle ben de inşaat sektöründeyim. Araplar emlağa ve gayrimenkule, inşaata yatırım yapıyorlar şu an. Yani bireysel yatırım yapıyorlar. Toplu olarak şirketleşerek değil de, ya da şirketlerle gelmiyorlar ama bireysel olarak ülkemizden arsa alıyorlar. Ülkemizden ev alıyorlar, ev yaptırıyorlar. Bunu gözle de görüyoruz. Birçok kişinin ben geldiğini gördüm. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve birçok kişi, birçok Arap, artık vatandaşımız olacaklar belki de, yatırım yapıyorlar.